Evet. Neden darbeleri konuşuyoruz, Venezuela'ya konuşuyoruz? Yanıtı buradaydı herhalde Metehan. Yanıtı burada, başka bir tabir daha var. Amerika'daki sistemi bildiğinizde ancak bunu da çok net olarak anlayabiliriz. Evet, demin hani gülen bir CIA direktörü vardı ya, şey diyordu, evet. Komünizmi. Hiç alakası yok. Onlar da onu kabul ediyorlar. Diyorlar ki biz komünizmi vesile ederek bunlara hep müdahale ettik. Ama asıl şeyi Amerikan şirketlerini çıkarıyordu diyorlar. Amerika'da şöyle bir sistem var. Adına da Amerikalılar kendileri koymuşlar. Dönen kapılar diyorlar. Hani vardır ya, bazen girersin böyle kapıdan dönersin, tekrar çıkarsın, tekrar dönersin. Evet. Dönen kapılar diye bir ad koymuşlar. Amerika'da bürokratlar veya siyasete girenler aslında çok uluslu şirketlerin CEO'larıdır çoğu. Gelirler, siyasete girerler, önemli makamlara gelirler. Daha sonra kapıdan döndükten tuttuktan sonra tekrar yine uluslararası çok uluslu şirketlerin başına yine geçerler. Yakında siz bunların bir kısmını hatırlarsınız. Irak Savaşı sırasındaki en çok eleştirilenden bir tanesi. Dick Cheney. Evet. Rumsfeld. Evet. Uzağa gitmeyelim diye söylüyorum. Yakın diye söylüyorum. Demin şu söylediğin, hani Guatemala'da 1950'li yıllarda yapılan şirketin ortakları, o Muz Cumhuriyeti tabirinin çıktığı şirketin ortakları, olsa da Dışişleri Bakanı, kardeşi CIA'nın direktörü. Adı böyle geliyor. Ve sistem böyle çalışıyor. O dönen kapılarla gelip gelip gidiyor. Bolton ne dedi en son? Bundan bir gün önce bir açıklama yaptı. Venezuela petrollerinin tekrar ABD şirketlerine geçmiş olması Amerikan refahını yükseltecektir dedi. Daha bir gün önce. Ya bunu karşılıklı salak zannediyorlar herhalde. Ama yapıyorlar. Yapıyorlar. Acı yani, olan o. Acı olan o. Yani insanın ağrına giden o. Yani düşünsene, şu kalsın bir ya. Bir kalsın arkadaşlar, durdurun. Bu arada soruyu son 5 dakika. Ya şu 5 dakika kalsın. Sonra cevabını vereceğiz az önce. Geçen sorumuzu okurken, Guatemala örneğini okurken o kadar içim rızladı ki, yani uzakta filan da hani şeye gitmeyelim diye. Bir adam çıkıyor. Öğretmen bu arada. Başkan öğretmen. İktidara geliyor. Halkın %80'i fakirlikten kırılıyor. Büyük aileler var. Hep öyledir Latin Amerika'da. Büyük aileler, büyük çiftlik sahipleridir. Neredeyse bütün toprakların 1/4 onlara ait. Yani düşün, 1000-1500 aileden bahsediyorum. Ve bu ailelerin ortakları da Amerikalı şirketler. Düşün. Adam geliyor, ilk yaptığı iş şey. O toprakları millileştirip şeye katıyor. Fakir fukaraya dağıtıyor. Yani halka dağıtıyor. Diyor ki bundan sonra muzu biz üreteceğiz ve biz satacağız diyor. Örnek veriyorum. Elektrik şirketi Amerikalıların millileştiriyor. Elektriği ben üreteceğim, ben satacağım diyor. Bu topraklar bizim diyor. Bu kaynaklar bizim diyor ya adam. Ve adamı yerle bir ediyorlar. Düşünsene. Yani sen normalde böyle bir adamı ne yapman lazım? Omuzunu alman lazım değil mi? Evet. Aynısı İran için geçerli. Demin sana söylediğim o 1.4 milyon pound'u veren adam hepsini millileştiriyor. Ve aynı adamı 2 sene sonra İran halkına deviriyorlar. İran halkına devirttiriyorlar. Ha diyeceksin ki İran halkına nasıl devirttiriyorlar? Evet, bir grup deviriyor. İran halkı sahip çıkmıyor. Ve deviriyorlar. Ve Rıza Şah güçleniyor. Ve ondan sonra 20 ile yakın, biliyorsun. Ne 20 yıla? İşte 1990-80'di. 1953'ten bahsediyorum. 27 yıl mı yapıyor? 27 yıl ondan sonra insanlar nefes alamıyorlar. Bir kaybettin mi şeyi? Yani bir paçayı kaybettin mi, ondan sonra teslim ettiğin adam bitmişti. Biz 15 Temmuz darbe girişimindeki ne söylüyoruz? 15 Temmuz darbe girişimi olmuşsa bu ülke vatansız kalacağız dediğimizin şeyi bu. Bir darbe girişimi de işgal girişimi diyoruz özellikle. Guatemala'da ölen insan sayısı, bu darbeden sonra ölen insan sayısı ama 300 bin kişi. Of. Yıllarca süren bir iç savaş başlıyor. 300 bin insan ölüyor. Yıllar geçiyor. 95 yılı galiba, 90'lı yıllarda. Onun gençliğinde de onunla beraber çalışmış olan bir kısım halk en sonunda şeyden, diktatörden kurtuluyorlar. Ve o gün onlar için o fedakarlık yapan adamı mezara gömecekler. Yani ilk defa mezar için tören yapılacak, cenaze töreni. Herkes ağlıyor. Kardeşim, darbe yaptırırken işte sizi böyle kandırdılar. Ya. Ve sürecin içerisinde ona götürecek olan şey için geçerli, Şili'nin başkanı için geçerli. Şili'deki başkan aynı Türkiye'deki olduğu gibi şey bombalanıyor.
Oturduğu saray bombalanıyor. Oturduğu meclisler bombalanıyor. Ve orada ölüyor. Orada ölüyor. Aslında teslim bütün darbelerin diyor. Hepsi aynı. Sabah 3'e karşı yapılıyor hepsi. Sabah 3'e karşı bütün karşı şekli yapılıyor. Şemali. Şu karikatürü verseniz arkadaşlar. Aynen aynen. Bakın şimdi, nasıl şekil şemal hep aynı. Venezuela örneğini niye konuşuyoruz diyoruz. Venezuela örneğini niye anlatıyoruz. Herkese niye bunu söylüyoruz. Ya bu kadar mı benzerlik diye kızdığımız noktalardan bir tanesi şimdi bu. Şimdi mesela izleyicilerimiz şunu anlamayabilir. Ya bu Guaido nereden çıktı? Şöyle düşünün, Türkiye uyarlayalım. Orada iki tane meclis var ama. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun muhalif bir grupta olduğunu söyleyelim. Sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yeni devlet başkanı ilan edildiğini söyleyelim. Amerika'nın da Millet Meclisi Başkanı'nı diyor ki ben bunu tanıyorum, Cumhurbaşkanı tanımıyorum diyor. Aynen. Türkiye'yi biraz uyarlayalım hani vatandaşların da anlayacağı şekilde. Süre doluyor, bir iki dakika kaldı soru için bu arada. Bakın şu... Şuna bakalım, şu fotoğraf, çok enteresan. Şu fotoğraf. Yani. Gezi Parkı sırasında çekilmiş bir karikatür, yayınlanmış bir karikatür. Şu da işte Venezuela'da ki yayınlanan fotoğrafın bu yeni yayınlandı burada. Yeni. Bu da burada yayınlandı. Bakın nasıl değişmiyor ya. Şunu şöyle gösterseniz de Fatma Koktat'a. 2013'tü gezi olayları. 7 sene mi? 6 sene önce. Hadi tatlım parka gidiyoruz diyor anne çocuğuna. Ağızlarında bir şeyle kapatıyorlar. Bak aynısı. 6 sene geçiyor ya. 6 sene geçiyor. Bari insan şu karikatürü değiştirir. Bak işte ben sana o yüzden söyledim. Bunu değiştirmeye gerek görmeyecek kadar fütursuzlar dediğim fütursuzlar, şey bu. Bu fütursuzların gücü kendilerinden mi alıyorlar? Yoksa biz bu yaşananların hiçbirinden bir ders çıkartmadığımız için aynı şeyleri yaşamaya devam mı ediyoruz? Tarih tekerrürden mi ibarettir? Yoksa tarih hataların tekerrürü müdür? İşte aynı yere geldiğimiz yer. Aynı. İşte. Bu kadar büyük bir şey bu. Çok acı bir şey ya. Yani bu akşam dediğim ya birazdan Venezuela'da uygulanan yöntemin Türkiye'de nasıl uygulandığını anlatacağım. Başlangıcındayız biz çünkü. Evet. O zaman tamam. Az önce sorduğumuz soruya dönelim mi? Tekrar verin arkadaşlar. Süre doluyor çünkü. Tarih yarışması gibi yaptım ben bunu. Şöyle söyleyeyim. O deminki gördüğümüz şeyi yayınladığımız yer aslında ABD. Burası, evet. Buradaki bütün rakamlar ABD'ye ait. Yani günde 1900 kişinin tecavüze uğradığı, değil mi? Tabii tabii. 45 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında olduğu yer Venezuela değil kardeşler. İran'da değil. Amerika Birleşik Devletleri. Ben bu yazıyı, ben bunu yazdığımda İran'da olaylar başlamıştı. Değişim mi dönüşüm mü diye bir köşe yazmıştım. Ve şunu söylemiştim. Olaylara girince dedim ki acaba yani biz mi yanlış biliyoruz diye bakınca arkadaşlar işte tablo bu. Değişim için gelinen ülkenin pozisyonu ve getirmek için gittiği ülkenin pozisyonu. Evet, İran hataları var mıdır? Bak, İran'ın bir sürü günahı vardır. Bak, bir sürü günahı vardır. Tıpkı Venezuela'nın şu an olduğu gibi. Her ülkenin günahı olduğu kadar. Ama hiçbir ülkenin günahı başka bir ülkenin tarafından dayatılacak kadar büyük günah işleyemez. Evet. Tamam. Darbe yaptıracak kadar, o ülkenin bütün kaynaklarına el koyacak kadar hiçbir ülke büyük günah işleyemez. Bizim itirazımız orada. O gün yazdığım yazının içeriği de buydu işte. Demokrasi için geldiğini söyleyen ülkenin pozisyonuyla demokrasi getirdiği ülkenin pozisyonu. İşte bunlar mı demokrasi getiriyor şimdi? Güya. Yani şu rakam, bakın arkadaşlar, 2004 ile 2013. Bu rakamların tamamını ben Amerikan şeyinden çıkarttım. Başka bir rakam söyleyeyim. Burada yok. Herhalde sığdıramamışsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu insan sayısı ne kadar biliyor musunuz? Hapishanede olan insan sayısı. 2,5 milyon. Uf. 2,5 milyon insan hapishanede. Ama Türkiye'deki cezaevlerinde olan kişilere sürekli atıfta bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevleri yetersiz olduğu için çadır cezaevleri var. Bildiğin çadır cezaevi. Etrafı terör örgülerle çevrili çadır cezaevi. Hatta ötesine götüreyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevleri özelleştirilmiş durumda. Özel şirketler ve teslim ediyorlar. Federal hapishaneler dışındaki hapishaneler özelleştirilmiş durumda. Adam ben diyor hapishane kuracağım. Devlet alıyor, ona götürüyor. Her tutuklu başına da para veriyor. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Çok acı. Yani kafanızdaki o algıları yıkması açısından bunu özellikle Mete Erer bir yıl önce yazmıştı. Biz de bunu bugün sorduk. Bugün İki kişiye Mete Erer'in kitabı gitti. Bugün al. Bugün Venezuela'ya uyarla. Evet, Venezuela'nın hatası var mıdır? Vardır. Ama sen kendi kaynaklarını kullanmadığın bir sistem, ekonomik sistem yarattığında dünyanın en iyi adamını götür oraya. Dünyanın en iyi sistemini götür. Yine baş edemezsin. Edemez. Baş edemezsin.
Evet. Ne yapacaksın? Ablukaya aldığın bir ülkeyi ne yapacaksın? Aynen öyle. Yani ben Maduro'ya mı kızacağım? Maduro'nun ilkesini bollukları içerisinde yok eden bir yerden mi bahsedeceğim? Birazdan örnek vereceğim. Ben sana bir şey örneğini anlatacağım. Tamam, yeni oturalım. İran örneğini anlatacağım. Bu arada ders çıkartmamız gereken çok şey var. O yüzden şimdi buradan yani. Tabii çok cevap gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri diyen çok tabii. İki kişiye Mete Arar'ın kitabını gönderdik ama hemen bir soru daha soralım. Bir iki kişiye daha. Mete abi kusura bakma. Sen bugün Yelda Hanım'a da buradan selam olsun. Eyvallah. Destek yayın evine. Kusura bakmasınlar. Bugün bir iki kişiye daha. O zaman şu aklıma geldi benim hemen. Maduro'dan bir önceki başkan Chavez. Hugo Chavez görev yıllarını yazsınlar mı? Hangi yılla hangi yıl arası? 1998 ile 2008. Ha sen şeyi mi sordun bana? Ha bana soruyorsun zannettim ben. Değil. Peki. Değil zaten. Peki. Tamam. O zaman şunu soralım. Chavez'i devrilen darbenin yapıldığı tarihi soralım. Chavez'i darbeyle indirilen tarihi soralım. İndirilen tarihi soralım. Bir iki kitap daha gitsin yine Mete Yarar'dan. Sizler de hem Twitter'dan hem de fotoğrafın altına yazmaya devam edin.